parmaklarında terlemek istiyorum. Ömrümün sonuna kadar bütün hikayeleri göz bebeklerine yazmak. O mavi fileli eteğin arasına şiirlerim denk gelsin ki o beyaz eteğinle buluşup sabah güneşin doğuşunu bekleyeyim. Aynı maviye sahipsin, aynı göz rengine sahipsin. Sıkışmış kirpiklerin arasında bütün hüzünlerim, ağlama sevdiğim, hikayelerim senin, şarkılarım senin olsun. Gerçek hayatta böyle iki aşk arasında kalsan ne yapardın? Ben sanırım iki aşk arasında kalma durumu varsa, eğer sevdiğiniz dışında başka birinden etkilenebiliyorsanız ilkini sorgulardım ya. Zaten birine aşıkken başka birine aşık olma durumu söz konusu olamaz. Olamaz mı? Olamaz. Ama bunu tabii ki unutuyorsunuz yani, o siliniyor çünkü üstüne çok şey ekleniyor. Ben kalbimin birazını bıraktım orada. Ama ben bunu tabii ki aklımdan çıkarttım yani. Sildim de unuttum gitti. Kimlerin peşine düştük genç ömrümüz. Aslında tarifi olmayan şey güzel Beyaz abi. Yani ne kadar sevebilirsin ki? Ya da sevdikten sonra ne kadar mutlu olabilirsin? Bunun ikisinin arasında kalıyorsun. Yazabildiğin şeyler, yaşayabildiğin şeyler. Hani konuştuğun kadar yapmalısın bu hayatta. Konuşup da yapmazsan yobaz derler. Yapıp da konuşmazsan hain derler. Konuş ki yaptı, yap ki konuş desene. Ben bunu 16 yaşında yazdım ya. İşte orada başlıyor her şey. Vallahi. Askerde kızım birine aşık oldum. Terk edildim. Abi 5 sene peşinden koştum. Bir ay birlikte oldum. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? Bu işlerin doktoru Yıldız. Bu işin doktoru değil de hastalarından biri olabilirim. Çünkü bir şekilde kalbi yanmayan hiç kimse yok. Okulda ben Fatih'le tanıştım. Fatih videolar çekiyordu. Ben de Fatih'in ilk zamanlar kamerasını tuttum. Kalacak yerimiz yok. Kalacak yer. Altını çiz. Ne diyorsunuz ya? Evet. Vallahi yoktu ya. Ha. Nasıl yoktu? Çek yer yoktu. Ya sen anlatınca açılasyon yapıyor diyorsun. Hayır, hayır. Biz 3 ay metrobüste uyuduk biz. Ne? 3 ay metrobüste uyuduk Fatih'le. Benim evim 1+0. Aynı kanepede 3 kişi yatıyoruz. Ya şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Anne babamız bize destek veriyordu o sıra ama biz biraz gurur yapıp kendi mesleği, yani kendi paramızı kendimiz kazanmaya çalıştık. Yük olmamaya çalıştık. Tamam ama yani. Yanına yandım, ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana, biri kapandı. Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum ona. Seni anlayabilen, senin en kötü gününde, hüzünlü gününde, anında seni mutlu edebilen insana inanıyorum. Ömürlük bir dostluk, aşk, sevgi hepsi bir arada yani. Tek aşk olarak adlandıramıyorum ben. Çocukken annem aynı çorbayı üst üste sabahları çıkartınca biraz burun kıvırırdık yani, gene aynı çorba mı diye. Annem de hep sokağa bakın derdi. Pencereden dışarıya bakın. Dışarıda bizden daha zor durumda olanlar vardı. 16 yaşında nasıl bir dünya olduğunu görmeye başladığım gün, bu sefer parmaklıktan dışarıya görmeye başladım. Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde. Samimi söylüyorum. Bunu bir kadın ya da bir erkek olarak nitelendirmeyin. Yaşayabildiğiniz şey yüreğinizden çıkabiliyorsa, bir yerlere tıkanıp kalıp da böyle ağzınızdan dökülüyorsa bırakmayın. Çünkü bize sevgiyi değil, başka şeyleri öğretiyorlar. Sevgi ikinci planda kalıyor. Eğer aşkı yaşayabiliyorsanız bileklerinizde, parmak uçlarınızda, o akan terde, saçlarınızın kenarında, bıyıklarında, her şeyde. Varsa tutun bırakmayın. Çünkü gerçekten bunu yaşadığınız zaman bütün her şeyi doğru yapıyorsunuz abi. Vallahi. Kız arkadaşımı Ankara'ya okul gezisine diye Bursa'ya aile düğününe götürmüştüm. Annesi aradığında Bursa'dan İstanbul'a 48 dakikada gelmiştik. 522 TL trafik cezası ile sevgiler. Survivor'da seni izlerken yani şöyle bir adamın çıkacağını ben vallahi çok özür diliyorum. Yani o da başka bir karakterdi de bu başka bir şey var burada oturan. Yani hangi, ikisi de mi var sende yoksa o da öyle olmak zorunda mıydı yani? Orada görülen kısım
açlığımızın verdiği sinir, bir de ağzımızın bozukluğu, onu biraz arkadaşlar or gördüler. Karakteri bir kenara attılar. Ağzım bozuk olduğu için de kötü örnek çocuk olarak gösterdiler beni. Ama şunu her zaman unuttular. Ağzı bozuk insandan değil, karakteri bozuk insandan zarar gelir. Yanana yandı gönlüm. Beklemiyordum ama hani bir yerinde de vardı böyle hani olabilir diye. Oldu da. Bunu hayırlı olarak görüyorum. Hani bir şeyler biter ki daha iyileri başlasın diye. O yüzden umuruma bakıp devam edeyim. Kanadı kırılmış uçla. Sevmenin bedelini yalnızlıkla ödedim oğlum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. 6 ay önce bir kız arkadaşına ayrılmışsın. Evet. Sıkıldın mı dedi. Sıkılmış abi. Yapacak bir şey yok. Ben de haddinden fazla sevdim demek. Haddinden fazla sevince kızlar sıkılabilir mi aşkım? Kız değil, erkekler de sıkılır. Kimse haddinden fazla sevmeyeceksin zaten. Kadının da tek aradığı şey birisi tarafından delicesine sevilmektir. Bir kadının tek istediği şey sevilmekken ona git demek ona dünyanın en büyük kötülüğü değil midir? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol alsın. Niye güzellik denen şekle bu kadar heveslisiniz oğlum? Ha? Niye heveslisiniz? Bir insan güneşi de sever, bulutu da sever. Ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekle aşık olmaz. İnsan öze aşık olur, öze. İnsan sevdiğine baktın mı? Önce şirasını görür oğlum. Şeklini şıklını değil. Hiç gözlerin görmüyor diye isyan ettin mi? Hayır, asla gözlerim görmüyor diye isyan etmedim. Çünkü isyanın sonu tuğyandır. Ben hayatımda her zaman şükrettim. Çünkü şükretmeyen kul her zaman gafildir. Dolayısıyla ben görmediğim için asla ve kat'a isyan etmedim. Hep mücadele ettim. Karşılaştığım zorluklar olmadı mı? Oldu. Üzüldüğüm oldu mu? Oldu. Ama bu üzüntülerim asla bir isyana dönüşmedi. Ne zaman neden ayakkabım yok diye düşünecek olsam ayağı olmayanlar aklıma gelir. Ve dolayısıyla da o isyanın bir anda şükre dönüşür. Tıpkı bir dikenin güle dönüşebildiği. Gökhan, varındaki sopa ne lan? Birinin canı sopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aksiyon çıktı bana. Ben de geleyim mi lan? Yok ha? Abi, mesele şahsi ve derin. Aferin. Zaten delikanlılar işlerini tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi. Dikkat çekin. İnsanlara güvenmekle ilgili birçok inancımı kaybettim. İnsanlara güvenmeyi ben bırakalı çok oldu. Yüzünüze girip arkanızdan kazılan kuyulardan sonra ben onu çok aştım. Ben kimseye güvenmiyorum. Allah ilk aşk acısını kimseye çektirmez. Çok değerli yani bir acı. Gerçekten diyorlar ya ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Gerçekten ben dün nefes alamıyorum. Beni bu yani Allah'ım diyordum kalbime buzdağı ver kalbim acıyor. Bir insanın kıymeti nasıl bilinir? Yani böyle kıymetli bir kadın varsa onun mutluluğuyla mutlu olmayı bilmek lazım. Kadının da tek aradığı şey birisi tarafından delicesine sevilmektir. Bir kadının tek istediği şey sevilmekken aslında ona git demek ona dünyanın en büyük kötülüğü değil mi? Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Ben çok zor günler yaşadım. Bir adamı çok sevdim. 1,5 yıl falan oldu. Çok zor bir aşk ama. İmkansıza yakın. Belki de zamansız açtım içimi. Yüreğim şef. Çok mesafeli buluyorum ben seni ilişkiyle. Evet, biraz mesafemi korumaya çalışıyorum. Yoksa çok takıldığım zaman dediğim gibi çok aklım kurcalıyor. Üzüyorlar beni. Çok etkilenmeyi, hayatımı oraya göre yönlendirmeyi çok sevmiyorum o yüzden. Ben de öyle düşünüyorum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı. Çöküyorsunuz. Tam anlamıyla bir çöküş oluyor yani. Hayatında hiçbir tarafından tutunamıyorsun. Hiçbir zevk yok. Nasıl çıktın? Kendime bakarak. İyileştim. Hepsi geride kaldı gitti. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı.